Evet arkadaşlar, bugün geldik çiftliğe. Şimdi önce bir çok gergin. Ne oldu kızım? Siyah dişi zaten size anlatmıştık arkadaşlar. Biraz araları yok. Şu an canlar işiyor ha. Kızım ne yapıyorsun ya? Ya sakin ol, çıkayım işte. Tamam. Şimdi arkadaşlar, dişiyi zaten size anlatmıştık özelliklerini diğer videoda. Onunla ilgili de biraz değiniriz. Bugün video konumuz yeni bir yağ tarifi öğrendik. Daha önce bizim takipçileri bilirse nasıl yağ yapılmaz videomuz vardı bizim arkadaşlar. Onu mutlaka izleyin. Gerçekten çok komik bir video oldu. Ulaş'ta linkini paylaşırız zaten sizlerle. Ama bu sefer inşallah nasıl yal yapılır videosu çekmeyi planlıyoruz. Bu sefer doğrusunu çekeceğiz herhalde. Olur. Orada bir tık yanlış hamleler yapmışız. Burada dün bir arkadaşımızdan bazı tiyolar aldık. Ulaş da hemen denemek istedi. Bugün de arkadaşlar ilk defa mikrofonlarla birlikteyiz. Evet, birazcık amatörüz mikrofonda. Artık bakalım inşallah. Alışacağız. Şimdi bu zerdeva ile ilgili de arkadaşlar sıkıntılar var. İşte salonu. Bir gösterelim. Bunlar, ben bunları koklatayım, alışsın bunlar ya. Bak bir şey yok, bak bir şey yok. Bu zerdeva. Hayır. Zerdeva bu. Hayır bak bir şey yok. Ya ver köpeği tutturursana. Olmaz arkadaş. Öyle olmaz. Kızım. Onun biraz tanıması lazım. Niye anlaşamadınız? Ne oldu? Şimdi salacaksın, artistik yapacak o bana. Uyuma. Uyuma. Gel. Kim kızım o? Onunla anlaşman lazım bak. Senin büyük ataların verirdi şeyi. Ayarı verirdi. Aa, şimdi ona. Nerede o? Bunu var ya bak, sulu götürürdü, susuz getirirdi geri. Tabii sen öğreneceksin. Onun yanında bir eğitim alsaydın. Gel şu tarafa doğru yürüyelim istersen. Arkadaşlar şimdi zerdeva ile ilgili bir sıkıntımız var. Bu sıkıntı her yerden kaçıyor. Yani kocaman bir alan yapmıştık ona daha önceki videoda. Şöyle gösterelim. Gel. Burayı direkt ona tahsis ettik. Ama burayı mahvetmiş. İçine koyduğumuz süngerleri falan parçalamış. Şuraları parçaladı bakın. Oralara saç koyduk ama İnanılmaz bir şekilde parçalamış. Burayı mahvetmiş. Buradan da kaçıyor zaten. Kaçtıktan sonra da gittiği yer arkadaşlar, şurada bir tane golden var. O golden'ın yanına gidiyor. Şuraya da bir tane yeni bir kiracı var. O abi ev yapıyor. Onun yanına gidiyor. Oralarda takılıyor. Bahçeye uğradığı yok. Kısacası yolunu bulmuş. Aynen. Tabii ki şu an burada da düzen yok arkadaşlar. Düzen yok. Kızım. Düzenin olmamasının sebebi yani para yok arkadaşlar. Düzen oturtacak para yok şu an. Yani burayı zaten yıllık kirası peşin ödendi. İşte köpekler geldi, gitti. Farklı birkaç tane daha ödememiz vardı bunlarla ilgili. Gerçekten yani şu an buraya yoğunlaşacağımız bir durum yok. O yüzden şu an yavaş yavaş ilerliyoruz. Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Evet, yaramı deşti şu anda. Ben arkadaşlar bazı şeyler şimdi tekrardan geri dönmek bizi biraz zorladı açıkçası. Ama elimizden geldiği kadar bir çaba sarf ediyoruz. İşte yavaş yavaş başladık. Yavuz'du, Rüzgar'dı. Şimdi buna da bir isim bulmak gerekiyor. Yavaş yavaş ya toparlanıyoruz. Küllerimizden doğmaya devam edeceğiz. Güzel bir kadro oluşmak üzere arkadaşlar. Yakında yine bir sürprizle karşılaşabilirsiniz. Yani arkadaşlar uğraşıyoruz inanın. Antalya'da da bu ara havalar çok kötü gidiyor. Bunun ayarı verirsin. Havalar çok kötü gidiyor Antalya'da da. Videolar da aksadı.
Ama bir şekilde üstesinden geleceğiz. Şimdi önce malzemeleri gösterelim istersen. Bugün değişik bir sistemde yağ yapacağız. Aslında değişik sistem değil de yani bizim için. Daha önce tam tersi yapmıştık. Şimdi ilk önce şöyle ilikli kemikler aldık arkadaşlar. Bunlar kaynadıkça şöyle göstereyim. Bunların içi çıkıyor. Bakın şöyle göstereyim. Bunlar kemiğin iliği. Bunları kemiği suya atacağız. Bunlar haşlanacak. Bunlar haşlanırken biz burada ne unu almıştık ulan? Şöyle gel Cafer. O şey. Ne unu almıştık? Müzikten. Gel gel. Müzikten telif şey olmasın. Şimdi arkadaşlar malzemeler şu an bu kemiği şu kemiği arkadaşlar evet, kasaptan 30 liraya aldık böyle bir paketi. Bunu çok büyük almamamızın sebebi hem köpekler dişleriyle kırabilsin hem biraz bunları da kaynatınca yumuşar. Köpekler için uygun olsun dedik. Çok çok büyük kemikler de var. Onlara gerek yok dedik. Bu da arpa unu. Arpa ununun da kilosu 20 lira. Burada 5 kilo var. Ama bu 5 kilonun hepsini atmayız. 2-3 kilo kadar kullanırız. Şu anki köpek sayımıza göre. Şimdi öncelikle kemiklerimizi atalım. Şöyle kemikleri attık. Kazanımız da yanıyor ateşimiz. Ateş yapmak da gerçekten çok zordu. Odunların hepsi ıslanmış. Antalya'da biliyorsunuz arkadaşlar sel vardı. Dur kızım. Bir daha kaçarsan sen bahçeden o zaman seninle görüşeceğiz. Arkadaşlar bu paket böyle 5 kilo. Paketi 100 lira. Yani kilosu 20 liraya denk gelmiş oluyor. Şimdi bu kazanda 2,5 kilo kadar Cafer yarısını boşaltacak. Tamam. Şimdi kazanda arkadaşlar bu arpa unu o ilikli kemikle birlikte o üstüne yapıyorsun. Üstüne dökülüyor. Şu ucundakini bırak. Şimdi içine şey yap. Sen de kafeye gidiyormuş gibi giymişsin. Yok mu oğlum? Bir şey yok. Gözüm yandı sadece. Arkadaşlar bu işi arayayım yemin ederim. Yani sevmesen yapılacak iş değil ya. Gerçekten değil yani. Şu anda biz de bilirdik. Bir yerde oturmuş çayımızı kahvemizi içiyor. Keyifli olan taraf bu bizim için. Sen her şeye bak. Seninle kavga edeceğiz ha. Onu tak istersen bir karıştıralım. Tasma almıştık biz var tasmasından. Ha şimdi takalım tasmasından. Bugün odunlar ıslak olunca yakamayacağımızı anlayınca ateş adamı çağırdık arkadaşlar. Ateş adam. Turgay Hoca. Arkadaşlar gerçekten lakabı ateş adam. Hiçbir ortamda yakamayacağı ateş yoktur. Yeşil otla bir ateş yakmıştı ama bizim hocam. Gerçekten arkadaşlar Turgay Hoca da bizim hocamız. Burada bizi sağ olsun yalnız bırakmıyor. Geliyor sohbet muhabbet. Boş zamanlarında o da doğa adamı. Stres atıyor. Antalya bireysel at. Oğlum bunlar çıkacak mı? çıkacak. Evet şöyle. Bak Cavar topak topak oldu kardeşim iyi karıştır. Gözüm yandı lan sus. Dikkat o mikrofonu düşürme. Şu ağzına bir çıkar kanka gözünü ya, seveyim. O kaldı ya şey ya. Oğlum gözlerim acıdı ya. Ulan iyice nazlandın sen de ya. Adamı zaten 40 da bir video çekmeye getirtiyor zorla. Bu niye topak topak oldu? Ya salacak kendini. Ya yine var ya. Ben sana dedim ki su ve şey ayarını nasıl yapacağız dedim. Bilmiyoruz işte rastgele attık. Belki hepsini dökeceğiz bu kadar suya. Ama topak topak olması normal ya.
Mısır patlağı gibi. Bu niye böyle şey yapıyor? Neyse biraz hızlı karıştır da. Kanka sen ne yapıyorsun? Gözünü sevdiğim ya. Gel ya. Tut lan. Al. Ver. Duman mahvediyor adamın gözünü ya. Ya bizim Cafer gitmiş arkadaşlar yerine. Başka bir şey gelmiş. İki elle bir doğrultamadı. Tövbe tövbe ya. Ne oldu işte? Ya boşu bırak ya. Bunun öncelikle pişmesi lazım. Gerçekten mi? Önce pişmesi mi lazım? Pişmeden yapılmıyor mu bu? Bravo arkadaşlar, pişmesi gerekiyormuş. O yüzden zaten ateşe koyduk, kazana koyduk. Bizi aydınlattı. Teşekkür ederiz. Ama bu topak topak olmasını çözemedim neden olduğunu. Neyse bunun kapağını kapatalım. Bu ağır ağır pişsin. Biz o ara ne yapacağız? Biz de o ara şu kulübe tadilatına girişelim. Bu çiftlikte bir gün serimizdi zaten. Unutmuş olabilirsin sen. Ulan iksir mi yapıyorsun be kitapsız? Allah. Ne iksiri bu? Köpeklere kilo aldırız iksir mi? Gençleştirici. Gene tariften. Saçma sapan bir şeye zorladın bizi. Hadi bakalım ne çıkacak ortaya. Ya sağlıklı olsun diyoruz arkadaşlar. Ona uğraşıyoruz. Deneye deneye. Yani tavuk falan böyle. Evet tavuk da gerekiyor ama haftada bir falan. Şu an nereye çekiyorsun Cafer? He, seni çekiyorum. Seni çekiyor musun? Tavuk haftada bir verme taraftarıyız. Onun haricinde böyle biraz daha doğal beslesek bence daha iyi olacak gibi bizim için. Bu bence suyunu çektikçe ama bir tık şey un az geldi. Ha bu suya değil. Daha bu suyu ekmekle birleştireceğiz. O zaman ekmek de atalım bence şimdiden içine. Hayır hayır, o kuruduktan sonra atalım. Şu an bu pissin. Bu ne oldu? Bekle Cafer, şeyi çıkartmışsın ya. Neyi ya? Elinin ayarını. Bunu mu? Evet. Oğlum bu çıkıktı ki. Vallahi bu hep böyleydi. Sen iki saattir bunu böyle kullanıyorsun ha. Evet arkadaşlar. Güzel bir kıvam alıyor yavaştan. Bir 5-6 tane de yumurta kırıyoruz içine. Çok fazla bir şey de gözükmüyor. Biraz yeter bence ya. İki tane daha. Bir tane daha kıracağım. Şöyle biraz soğumaya bırakacağız. Sonrasında içerisine ekmek, soğuk su ekleyeceğiz. En son kıvamı aldığındaki hali sizlerle tekrardan paylaşırız. İndirelim o zaman bunu. Nasıl yer yapmadık? Aynen nasıl yapmadık ki? Bak Ulaş biraz gözüküyor istersen. Bu kemik araklamış bu. Evet arkadaşlar şimdi şöyle bir yoğunluğunu gösterelim size. Hani güzel bir şeye benzedi ya. Çorba gibi oldu biraz. Şimdi ekmekle biraz daha yoğunluk vereceğiz ona. Üstüne de birazcık şey ekleyeceğiz. Ne onun adı? Soğuk su ekleyeceğiz. Ardından soğumaya bırakacağız. Şimdi buranın maliyetini az çok bir ufak bir hesaplama yapalım. İlikli kemiklere 30 lira verdik. Arpa ununa 100 lira verdik ama yarısını kullandık. 50 lira da oradan desek 80 lira etti. Bu ekmeklerin de tanesi 4 lira. 4 liradan kaç ekmek atacaksın? 15. Aa, vallahi saymadım ya. 15 falan yeter. Ama şu anda 4 atmışımdır aynen 4. Yani 4 liradan bir 15 tane atsa ya, ama şu olayı sevmiyorum işte ya. 60 lira yapar. İçerisine şeyler de koymuşlar. Araya simit sıkıştırıyorlar. Simitler de koymuşlar. 60 lira yapar ekmeklerde. Yani total maliyet 80 artı 60. Yani ne kadar yapıyor?
120, 140. 140 lira yapıyor. Bir 20 lira da yumurtaya saysak 150-160 liraya köpeklerin iki öğünü çıkıyor. Arkadaşlar çok fazla köpek olmadığı için iki güne yayacağız bu yemeği. Yani günlük 80 lira bence maliyet olarak iyi. Kaç köpek onu da söyle. Kaç köpek? 1, 2, 3, 3,5. Yani 3 yetişkin. 3 yetişkin. Bir zerdava. Bir zerdava, yavru zerdava. O yolunu bulmuş ya. Bizim yemek vermemize gerek yok ona. O yolunu bulmuş. Kızıma. Kızıma. Fırlama ya. En son kıvamı gösteririz yerlerken de. Şöyle Zafer iyice yedirecek. Böyle koyu kıvamlı şey gibi olmuş. Aha, oraya da kedi gelmiş. Zerdavan'ın kediğine, kemiğine. Hani kızım? Hani kızım? Kim? Kim o? Kim o? Gel. Kemiğini alıyor bak. Ha. Arkadaşlar şimdi tasının içine koyuyoruz, orada daha rahat bir şekilde soğusun diye. Kemikler de var arasında. Aracını aldın mı? Ateşte yanıyor. İstersen bir kaşık daha. Ha? Bir kaşık daha koy. Biraz soğuduktan sonra dişiye vereceğiz arkadaşlar. O da oradan bekliyor zaten. Neymiş kızım? Neymiş kızım? Orada bir kalite kontrol yaptı. Neymiş kızım? Hani? Güzel mi? Şef. Güzel mi? Dur. Evet arkadaşlar. Aha. Biraz sıcak. Tam soğumadı. Ama bence yer. Yer. Güzel oldu ya kıvamı falan da. Bence de böyle yiyecek abi işte. Yeri de güzel. Sulu sulu. Arkadaşlar kapalı komple. Bunu iki gün boyunca arkadaşlar dinlenen eğer. Güzel bir oyun oldu. Size de tavsiye ederiz bakın. Bu köpek alışık mı, alışık değil mi? Çok fazla bilmediğimiz yerde bakın. Yaptık ve yiyor şu an. Sizler de yapabilirsiniz. Şu an kemiği buldu herhalde içindeki. Çok fazla içine de girmek istemiyorum. Köpeği daha tanımıyoruz. Yemeği... Soğukta kaldığı sürede bozulmaz da bu. Yemeğini kıskanır mı kıskanmaz. Ama bayağı iştahlı yiyor ya. Benim hoşuma gitti öğün. İlk defa denedik ama. Kilo aldığınız gibi öğüne benziyor gibi geldi. Tabii. Yani kilodan ziyade... Bak bir tık daha soğursa... Bak 2 saat daha dursun bu tam evet. Yemelik olur. Evet. Kilodan ziyade... Aha kemiği buldu. Hocam az önce bulduğu simitmiş kemik. Hak yolu yutamadı.
İkiye böldü ama. Nasıl, kapıyı kapatalım mı, açık mı kalsın ya? Açık kalsın ya. Bence açık kalsın. Aynen. Burada güneşi görür. Yeri çok güzel ya. Dolanma şansı da yok. Yukarıdan bayağı da sarkıttık aşağıya. Rahat rahat da yatabilir. Buraya paletini de koyduk arkadaşlar. Güzelce burayı da temizledik. Evet arkadaşlar. Bu şekildeydi. Siz de düşünürseniz yapabilirsiniz. Gayet güzel oluyor. Öncelikle biraz suyla arpayı ve ilikli kemiği kaynatıyorsunuz. Ardından biraz soğuk su ve ekmek ekliyorsunuz. Soğumaya bırakıyorsunuz. Kemiği nasıl kırıyorlar ya? Oo. Bırak onu, bırak, çok sert. Kırar onu. Harbi mi? Kırar onu. Vay, nasıl dişi var bunlarda ya? Çene gücü. Bu şekilde verebilirsiniz. Köpek de gayet iyi. Bakın, bilmeyen bir köpek bile ilk defa yiyor. Ama gayet iştahlı bir şekilde yiyor. İçerisindeki kemikleri de seçip kırıyor. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Cafer. İyi akşamlar. İyi akşamlar arkadaşlar. Yine akşamı bulduk yapana yine kadar. Yine akşamı buldu arkadaşlar. Ama bu sefer doğru yapılır ya. Tabii. Yani. Evet. Güzel oldu. Hoşuna gitti mi senin de? Sen biraz çekincelerin vardı. Ya ben sadece hani geçen seferde de öyle tutmadı. Uğraşacağız sandın sen. Uğraşmaktan ziyade bir riskti. Çünkü köpekler bugün gerçekten iyi yemek vermemiz gerekiyordu köpeklere. Dün mama verdik. Mama günlerdi. Mama günlerine çok doymuyorlar açıkçası. İlla böyle hani kemikli bir şeyler yemek istiyorlar. Böyle et, ekmekle falan karıştırıyor mu? Dün mama yediler ya. Bugün yoğun yemek vermek için yapamazsak diye kemik bulamayacağız diye de korktum. Evet. Neyse ki şu anda yiyecek gibi gözüküyorlar. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşürüz.